Şimdi demek ki Sûre-i Fatiha'nın birinci ayetinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur hak diyor. Buna ne? Cenab-ı Hakk'ın alemlerin Rabbi olması bizim söylememizden değil ki. Bir kimse çıkıp alemlerin Rabbi Cenab-ı Hak değil desin bakalım. Ne? Buna ne? Ayet-i Kerime'nin birincisi kanun-i ilahidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayet-i kerimesi kanun-i ilahidir. Bütün kainatın her zorresindeki, her boyutlarında yazılıdır bu. Ve göreceksin, her köşeyi döndükçe Elhamdülillahi Rabbil Alemin yazılı. Kainatın bütün boyutları. Sonra ikincisi Er-Rahman-Rahim. O Rahman ve Rahim olan Allah. Peki Rahman olan Allah, Rahim olan Allah, Malikiye Mülk'ün bütün günlerin ve dün gününün de sahibi olan Allah için. Bizim yapacağımız bir şey yok ki zaten. Biz yani bu üç ayeti biz okusak ne olur okumasak ne olur. Bu ayeti inansak ne olur, inanmasak ne olur. Ne Allah'ın Rahman Rahim sıfatı değişir, ne Cenab-ı Hakk'ın alemlerin Rabb'i olduğu değişir. Bize ancak dördüncü ayette sen nesin bakalım diyor şimdi Cenab-ı Hak. Ben alemlerin Rabb'iyim, Rahman-ı Rahim'im, din gününün ve bütün anların günlerin sahibiyim. Sen nesin diyor şimdi Cenab-ı Hak? Fatiha'nın Efendimizin gönlünden doğan sırrı başlıyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kulluk ederim, yalnız senden medet dilerim. İşte Fatiha'nın sırrı bu. Dolayısıyla bir müminin Farkâne Efendimizin Kevser hikmetinden bir nokta tutturabilmesi için İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ayet-i kerimesine sımsıkı sarılması lazım. Yalnız senden medet dilerim, yalnız sana kulluk ederim. Diyecek, kapının önüne çıkacak, paraya kulluk ediyor. Bir daha dönecek, ikinci üstü tekrar söyleyecek. Bir daha kapının önüne çıkacak, tekrar kulluk edecek. Paraya veya mevkiye neyse. Bütün ömrü boyunca İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'i sağlam söylemek için mücadele edecek. Şimdi yapamadım, olay yine iş bozuldu. Ben onunla vardı, ben şu herife nasıl kız katlayayım diyecek. Adamın borosu var akşam üzeri ödeyemezse dükkanı batıyor. Bir de saf vatandaş gelmiş, 130 bin liralık mobilya alacak, adamın borosu 200 bin liralık, 200 bin de sebat alacak o mobilyayı. Yani de şimdi 200 bin lira demesin. Yani batsın benim, ötekisi de saf, hatta parası da çok. Diyecek çaresi yok, hepimiz kuluz, kendimizi ölçün, siz de olsanız siz de dersiniz. 200 bin ödeyecek, bunu kurtaracak, çaresi yok. Ne oldu peki söyleyin de? İyyâke nestaîn demedi, senden medet umarım demedi. Eğer Allah diyor ki, benden medet umuyorsan 170'i ver, 130'a ver malı, 70'i benden bekle diyor. Şimdi bu, diyor ki ya vermezsen diyor. O zaman sen bana inanmadın diyor. Ya vermezsen var mı sen bana inanmadın. Onun için İyyâke nâbidu ve İyyâke nestaîn'i söylemek güçtür. Eğer herkes söylüyorum diyorsa, biz eski kulağı kesiklerdeniz, kolay kolay yutmayız zaten. Söylüyorum derse indiriz perdesini gösteririz söylemek. Zor bir iş. Ama zor iş diye davadan vazgeçemezsiniz. Allah zor bir iş buyurmuştur diye hiç kimse davasından vazgeçemez. Binaenaleyh İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'i söyleyeceğiz ki Fatiha'nın şimdi Cenab-ı Hak geliyor. Ne dedi Resulullah Efendimiz'e Sûre-i Hicr'de? Ben 7 güçlenmiş sır verdim sana dedi. Efendimiz de bu sır ne diyor deyince Fatiha'nın 7 ayeti dedi. Neymiş 7 ayeti? Eğer bir insan İyyâke nâbidu ve İyyâke nestaîn diyebilirse dünyada onun sırtını yere getirecek kimse yok. Mümkün değil. İyyâke nâbidu ve İyyâke nestaîn derse. Diyemiyorsa önüne gelen kakalar olur. İşte bakınız bir kudreti çıktı Fatiha'nın. Çıkmamış mı? Ne yapmış Fatih? Yanlış adı kardeşlerimize. Muhammed yazılı yukarıda. Peki yapsın şimdi buraya kadar bakınız. Yapsın ama nasıl yapsın? Bir kere orada işçi temin etmek bir problem. Çünkü Rum bölgesi. Taş yok. Sur yapacaksın taşı. Nereden diyorsun İstanbul'da? Bizans'tan taş satın alacak tarafı yok onlara sur yaparken. Karadeniz Eylül'sinden getirildi taşlar. O koskoca Rum'un hisarında işte Fatih dedi ki İyyâke nestaîn. Ya Rabbi senden medet beklerim. Senden medet beklerim dedi. 120 günde yaptı Resulü. Var mı dayı? Bütün teknolojiyi verdik. Hadi yapsınlar bakalım. Bütün teknolojiyi A'sından Z'sine kadar keserimiz zaten
120 günde kimse yaramaz onu. Kesinlikle 120 günde yapıldı. Tabii ne? 25 senede kirecini çekebildik. Kirecini, beyazını. İşte İyyâke nestaîn dediği zaman bakınız nasıl hadiseler karşısında bükülüyor adamlar. E peki karşısına geçip de kusurların İyyâke nestaîn deseydi olur muydu? Kendisi başlayacak. Fatih Rumeli hisarını yaptırırken sırtında taşıdı taşlarını. Aman padişahım olur mu? Padişah sırtında taş taşıdı dedikleri değil mi? Muhammed ne oluyor? O taşı niye ben taşımayayım dedi. Sırtında taşıdı ve 120 gün boyunca da yassı abdestiyle sabah namazı kıldı. Rumuz ilk saati uyurdu. İşte İyyâke nâbudû ve İyyâke nestaîn dedim mi? Böyle adam çıkar. Ondan sonra da karşısında kimse duramaz bu adam. Fatiha'nın 7 mesani sırrının bir tanesi budur. Yani Allah'a güven. Akif'in dediği gibi Allah'a güven. Ne kadar becalın varsa kullan, ondan sonra Allah'a güven. Allah bunu istiyor. Müslüman insandan şahsi hayatında, millet içerisindeki vazifesinde bunu istiyor. Elinde ne varsa becalın hepsini koy, ondan sonra da ne olur mu deme, yok yasak ya olur mu deme. Allah'a güven. Eğer bu mümin Allah'a güvenmiyorsa imanı yoktur. Açık bir kelime. Çünkü Allah'a güvenip de Allah'ın sonsuz kudretine inanıp da demek ki şöyle bir misaldeki gibi ya nereden gelecek derse imanı yoktur. Buna ne kadar yaklaşabilirse Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'e verdiği Kevser sırrında o kadar ışık alabilir demek. Burada bitiyor mu bitmiyor? Şimdi bakıyorsunuz Allah diyor ki bakınız nereden beri şimdi Kevser sırrı? Ben dedi Kevser sırrı içerisinde bir mesani hükmüne sahiptir. Kevser sırrı bir bereket sırrına sahiptir dedi. Bereketten biraz bahsettik. Mesaninin de mesani sırrından da yalnız İyyâke nâbudû ve İyyâke nestaîn'den bahsettik. Şimdi burada bir duralım. Bu bereketteki Kevser'deki hikmet nereden nereye gelerek mesani sırrına intikal ediyor? Bütün zulmü mesani sırrı içerisinde gizlenmiştir. Bakınız. Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti. Kevser'in bir maddesi mesani hikmeti bütün ilimliğe mesani sırrı içinde gizlenmiştir diyor. Allah Allah. Fatiha'nın içerisinde nasıl bir ilim gizlenmiş ki? Biz biliyoruz veya bilmiyoruz. Efendimiz emretmiş diyor ki Fatiha'nın açacağı anahtarı almak için siz 7 Hamim suresinin ayetleriyle yarım yapacaksınız diyor. Açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Şimdi ne geldi aklınıza? İşte geçen mesela ben oradan aynı anahtarı kullanarak bir yazı yapmıştım. Efendim uzayda bir ozon tabakası vardı da. Deliniyordu neymiş? Aşağıdan fıs fıs sıkıyorlarmış. Kutuplardaki ozon tabakası deliniyormuş diye bir yaygara yaptılar. Ateist, bilim adamları diye. Onlara evvela birinci soruyu sormuştum ben evvelce. Bir, siz ozon tabakasının varlığını gördükten sonra Allah'a niye inanmıyorsunuz? Çünkü hiçbir gezegende böyle bir tabaka yok. Senin üzerine bir ağ çekilmiş, güneşin ışığını insana göre kompütürize etmiş. Ozon tabakasının kalınlığı güneş ışığını insana göre kompütürize ediyor. Şimdi akıllar başlarına geldi. Allah mazur inceliyor diye bunlara gösterdi ki görsünler neyin altında yaşadıklarını diye. Cenab-ı Hak bu ozon tabakasının kalınlığını bir de size şöyle örneği verse 14 saat sonra hepimiz tavadaki balık oluruz. Eskiden sanmıyordu ki biz güneşten 150 milyon kilometre uzaktayız. Güneşin bize yaptığı yapacağı bu kadar sanıyordu. Çek bakalım ozon tabakasını ne oluyorsun? Bu perdeyi sana verdikten sonra Cenab-ı Hak sen nasıl hala buraya geldik de 150 kilometre uzaklık da tesadüfen durduk ki onu o kadar verse iyi. Allah kör gözleri olmak için iyice, hani derler ki Allah'ın parmağı et gözünü çıkarsın. Ama uyuyor burada. Öyle bir tabaka çekmiş ki arzın etrafına, her tarafta aynı kalınlıkta çekmemiş. Ne kadar soğuksa oraya ince çekmiş, arz donmasın diye. Güneş kutbuyla, kuzey kutbuna ince çekmiş bu tabakayı. İşte onları gördüler de buradan deniliyor diye yaygara yaptıkları o. Allah nasıl yapmış onu? Eğer o yerde de ince olmaz, 60 doğadaki gibi bu tabaka, koruyucu tabaka kalın olursa, aşağıdan başlar arz dönmeye, Afrika'ya kadar döner, ondan sonra Afrika'nın sıcağıyla beraber o buzlarla kaynar su birbirine bir karışırsa, görürsün o zaman kaynanayı.
Cenab-ı Hak bunu peki yapmış da bunu nasıl bulacaktık? Yazılı. Fussilet suresinde Cenab-ı Hak diyor ki, ben sizin semanızda, sizin aranızda, arzda sema arasında emir ettim. Ben oraya yöneldim. Allah diyor ki ben oraya yöneldim. Allah ne demek yani? Bizim atmosferden arıza niye yöneliyor ki Allah? Koskoca kainatın, boyutların, alemlerin Rabbi olan Allah niye yönelsin ki? Biz tabi bunları hep dalga geçmişiz. Nedensin diye okumuşuz, yalanları anlamışız, bırakmışız. Allah ben oraya yöneldim demişse orada çok büyük bir olay var. Bakınız hemen diyor ki Allah orada. Ben oraya yöneldim ve dedim ki ey arzın atmosferi, arzın seması ve arz. İstemeseniz de geçireceksiniz dedim diyor Allah. Ne demek istemeseniz de geçirelim? Biz şimdi bakınız 1400 sene evvel izan olmuş kitap. Kur'an'ı Allah kitabı değildir diye birisi söylerse ilim yoğun edildi ağzından. 1400 sene evvel ne atmosfer var? Ne arzlar atmosferin geçinmemesi var? Hiçbir şey yok ortada. Atmosferinizin gider herkes ne demek istiyorsun diyor. Cenab-ı Hak diyor ki atmosferle arzın geçinmesi mümkün değildi. Ben oraya yöneldim, hususi geçindirdim diyor Allah. Onlar da emrime yaratladılar ki biz geçineceğiz. Nasıl geçineceğiz? O çok uzun tabi ezan okundu. Ha ve ne kelimelerinden bakarak bir başka ayet kelimede yorumunu buluyoruz ki biz sizin etrafınıza bir koruyucu koyduk. Ne denilmesi mümkün ne yarılması mümkün diyor Allah. Onlar bağırsın diyorsun. Deniliyor aşağıdan fıs fıs sıklık diyor. Hiç kimse çıkıp da demiyor ki fıs fıslar oluyorsa fıs fıs sıkan Avrupa ile Amerika niye onların üstü denilmiyor da Güney Kutbu'nun üstü incelmiştir diyecek. Benim de kalmamış millette. Hiç çıkamamış zaten. Neyse Allah inşallah hepimizi Kevser sırrına yaklaştırsın da her şey anlayın. Yani ilim de Kevser'in içinde onu demek istiyorum. Çünkü Fatiha'dan Rahim sırrından Rahim sırrı ikinci Hamim sureleri Fussilet tarafından yorumlandığı için, hadis-i şerifle bildirildiği için bunların hepsini almış satmış, öğretmiş Allah.